Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün gündemimiz oldukça yoğun. O yüzden hemen ifade ediyorum ki bugün komisyonda çok önemli bir konu görüşülüyor. Dijital komisyonda basın özgürlüğünün tamamen kısıtlanmasıyla ilgili AKP iktidarının ve Cumhur İttifakı'nın komisyona getirdiği bir yasa tasarısı var. Bununla ilgili arkadaşlarım, dijital komisyondaki arkadaşlarım yanımdalar. Çok kısa açıklamalarda bulunacaklar. Sözü arkadaşlarıma veriyorum. Genel Başkan Yardımcımız Onursal Adıgüzel. Değerli basın mensupları, Dijital Mecralar Komisyonu'na bugün gelecek olan basın kanunu ve diğer kanunlardaki değişiklik kanunu tasarısı aslında kamuoyunun dezenformasyonla mücadele yasası olarak bildiği, bizim muhalefet olarak ise muhalefeti susturma yasası, sansür yasası olarak adlandırdığımız bir yasa. Dezenformasyon meselesi çok önemli bir mesele. Tüm dünyanın konuştuğu bir mesele ama önümüze gelen yasa tasarısı bugünkü hukuki şartlarda göz önünde bulundurulduğunda dezenformasyonla mücadeleyi değil sadece muhalefeti, muhalif sesleri susturmaya yönelik bir yasa tasarısı olarak görünüyor. 40 maddeden oluşan bu tasarının içine baktığımızda basın kuruluşlarını düzenleyen fakat daha çok BTK'ya, basın ilan kurumuna destek verirken, güç verirken bunların bağımsızlığı ile ilgili hiçbir soru işaretini gidermeyen bir yasa tasarısı karşımızda. 2 yıl önce 56-51 sayılı kanunu düzenlemiştik. Bugün bakıyoruz, aynı başlıkları tekrar konuşuyoruz. Aslında mesele yasanın yapılışındaki yanlış uygulamalar. O günde biz muhalefet temsilcileri olarak hatırlarsınız şöyle adlandırılıyordu. Sosyal medya kuruluşları Türkiye'de temsilcilikler açacak. Biz bunun önünü açacağız, istihdamı genişleteceğiz deniyordu. 2 yıl sonra başa döndük ve yeniden temsilcilikleri düzenlemeye çalışıyoruz. O günde yasayı yaparken muhalefeti dinlemediler. Sivil toplum kuruluşlarını dinlemediler. Akademiyi dinlemediler. Hizmet veren platformları dinlemediler. Birkaç milletvekili ve bürokratların yaptığı yasa bugün yine meclis gündemine geliyor. Yine hiçbir sivil toplum örgütü dinlenmedi. Bugün Tuncay Başkanımızın yapmış olduğu çağrıyla, bizlerin yapmış olduğu çağrılarla sivil toplum örgütleri de komisyonda olacak. Biz dezenformasyon meselesini önemsiyoruz ama vatandaşın ifade özgürlüğünü, haber alma özgürlüğünü, internete erişim özgürlüğünü de savunmak noktasında buradan görüşlerimizi paylaşıyoruz. İfade özgürlüğüyle dezenformasyon çok ince bir çizgiyle ayrışıyor. Bunun için çok doğru tanımlanması gerekiyor. Ama görüyoruz ki yasanın 29. maddesinde halkı endişeye sevk etmekten 3 yıla kadar hapis söylemi var. Bu şu mu demek? Eğer bir vatandaşımız ormanlar yanıyor, devlet nerede dediği zaman dezenformasyon yapmış mı olacak? Orman yangınına dikkat çekip ormanlarımızı kurtarmış mı olacak? 128 milyar dolar nerede diyen bir vatandaşımız hazinenin varlığına sahip mi çıkmış olacak? Yoksa dezenformasyonla cezalandırılacak mı? 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaya mı çalışacak? Yine teknik olarak baktığımızda birçok uygulama getirmişler. Şebeke üstü ürünler denen WhatsApp, Telegram, FaceTime gibi birçok ürünü, Zoom, Skype gibi birçok ürünü bir düzenlemeye almaya çalışıyorlar. Burada amaç bir düzenleme yapmaksa düzenlemenin çerçevesini görmek gerekir. Ama amaç buralardan veri toplamaksa, örtülü bir dinleme yapmaksa bu yasada olduğu gibi ucu açık bırakılan bir uygulama olur. Yine algoritmaların şeffaflığından bahsediliyor. Tüm dünya aslında özellikle yeni süreçte veri analitiğini konuşuyor. Toplanan verilerden analizleri konuşuyor. Ama Türkiye'de bağımsız olmayan, iktidarın etkisi altında olan BTK'ya sınırsız yetkiler veriliyor. İstediği bilgiyi talep etme yetkisi veriliyor. Bunun da Türkiye'de yeni bir skandalın önünü açma ihtimali çok yüksek. Cambridge Analytica gibi bir skandalın Türkiye'de önünü açma ihtimali çok yüksek. Görüyoruz ki servis sağlayıcı firmalara abone desenleri soruluyor. Abone deseni ne diye sorarsanız
hangi internet sitesine kimin girdiğinin takip edilmeye çalışıldığı bir sistem ve bu büyük skandalların önünü açacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu söylüyoruz. BTK'nın, Basın İlan Kurumu'nun savcılıkların önüne geçirilmesiyle toplayacağı bilgilerle halkı, seçmeni manipüle etmeye çalışmayacağının kim garanti edebilir? Türkiye bugün hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 117. sırada. Bize Almanya'yı örnek veriyorlar. Almanya 5. sırada. Fransa'yı örnek veriyorlar. Ve Avrupa Dijital Servis Yasası'nı örnek veriyorlar. Avrupa Dijital Servis Yasası 2 yılda hazırlandı. Devreye girmesi yasa bittikten sonra 15 ay sonra gerçekleşecek. Ya da 1 Ocak 2024'te gerçekleşecek. Ve hala son metin çıkmış durumda değil. Buna rağmen bu örnekler bize gösterilerek bir uygulama yapmaya çalışılıyor. Biz buradan sadece şunu söylüyoruz. Siz bu söyleminizle eğer muhalefeti susturacağınızı sanıyorsunuz, yanılıyorsunuz. Gençlerin yaratıcılığının farkında bile değilsiniz. Biliyoruz ki yaptığınız yayınlarda, kendi gençlik kollarıyla yapmış olduğunuz yayınlarda yorumu kapattınız. Ama gençler dislike'lar yaparak size gerekli cevabı verdi. Biz halkın haber alma özgürlüğünden yana, ifade özgürlüğünden yana, internet erişim özgürlüğünden yana, hukukun üstünlüğünden yana olan tavrımızı koruyacağız. Detaylı bilgiler için Tuncay Bey'e veriyorum sözü. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, haber kaynağınızı soracaklar. Eğer haber kaynağınızı açıklarsanız 3 yıl, açıklamazsanız 6 yıl hapis cezası geliyor. Arkadaşlar, yazdığınız herhangi bir yorum, yazı nedeniyle internet sitesini toptan kapatacaklar. Arkadaşlar, basın kartı için sadece çalışıyor olmanız yetmeyecek. Saraya bağlılık yemin etmeniz gerekecek. Arkadaşlar, ürettiğiniz her şey, dijital medyada ya da internet ortamında ürettiğiniz her şey, BTK veya Basın İlan Kurumu tarafından görüldü diye, onaylandı diye damgalanmazsa yayına veremeyeceksiniz. Çünkü hepsinin anahtarlarını ellerine alıyorlar. Bu yasa özgürlüklerimize karşı bir sansür yasasıdır. Medyaya karşı çok hunharca bir saldırıdır. Özgürlüklerimize, haber alma özgürlüğümüze, sizin çalışma düzeninize karşı korkunç bir saldırıdır. Buna karşı Türk milletini desteğe çağırıyoruz. Diyoruz ki bu yasayı hazırlayanlara telefonla ulaşın, maille ulaşın, gelin konuşun, bunu geri çekmelerini, bu maddeleri ortadan kaldırmalarını sağlayalım. Çünkü demokrasimiz zarar görecek. Teşekkürler başkanım. Tamam. Teşekkürler.